Kıbrıs Adası, öncelikle şunu söyleyelim. Bir kere vaat edilmiş topraklar, yani sözde arz-ı mefhut içerisinde yer almaktadır. İsrailler sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil, Güney Kıbrıs'ta da toprak almaktadırlar. İsrail vatandaşları bütün kanuni yetkileri ve verilen hakları zorlayarak sonuna kadar kullanmakta. Arazi, bir dönüm arazi alma hakları ve bir daire alma hakları varken bunu da aşarak, nasıl aşıyor? Aşarak Kuzey Kıbrıs ya da Güney Kıbrıs yerlisi bir vatandaşla işbirliği yaparak, bir firma kurarak onlarla birlikte şirket üzerine araziler alıyor. Ve bu da yetmiyor. Oradaki Kuzey Kıbrıs'taki gazeteciler, avukatlar aracılığıyla, hülle yoluyla arazi alıyor. Bugün çok acıdır. İskele Boğaz bölgesinde deniz kuvvetlerine üs yapılacak alanın çevresi İsrail vatandaşlarının daireleriyle dolmuştur. Bu hakikaten güvenlik bakımından da çok büyük tehdittir. Kuzey Kıbrıs'ın Filistin olması açısından da çok büyük tehlikedir. Peki buna yapılacak şey nedir? Buna Nedir? yapılacak şey çok basittir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin güvenlik gerekçesiyle buraların kamulaştırılması talebinde bulunmasıdır. Bu satılan tarım arazilerinde, hülle yoluyla satılan tarım arazilerinin bir daha satılmaması, iyice incelenmesi ve yabancı ortaklı şirketlere arazi satışının yapılmaması ve çok ama çok daha önemlisi, altını kalınca çiziyorum, bu özellikle üsler bölgesinde alınan, yabancılar tarafından alınan araziler, daireler, sitelerin bir kamulaştırma yoluyla tekrar devlet arazisi şekline dönüştürülmesi son derece önemli ve gereklidir. Burada bir takım kanuni değişiklikler yapılması lazımdır. Yabancı ortaklı şirketlere arazi satışının engellenmesi lazımdır. Rumlar sadece İsrailliler değil, Rumlar da arazi alıyor. Ve çok acıdır ki Rumlara, Maronitlere araziler iade edilmeye başlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yani 1974'ten sonra böyle adaya yerleştirilen Türklere verilen araziler şimdi Rumlara ve Maronitlere geri veriliyor. Buna bir dur denilmesi lazım. Vatandaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı olmuş insanlar şimdi arazilerini Rumlara veriyorlar. Rumlara vermek durumunda kalıyorlar. Çırılçıplak durumdalar. Hakikaten müthiş bir paradoks yaşanıyor. İnanamıyorum ben buna. Kamulaştırmadan başka çaresi yoktur ve bu Bakanlar Kurulu kararında geri alınması lazımdır. Sadece dediğim gibi Yani kanunda bir İsrailler değil. değişiklikle beraber bunun önüne geçirebilir diyorsunuz Sayın Yaycı. Kesinlikle bir takım bu daha detaylı bir çalışmamız var bizim bu konuda yapılmış. O detaylı çalışmada ne gibi tedbirler alınabileceğini de kamuoyuyla paylaşmıştık. Ama daha da derin çalışma yaptık. Onları da ilgililere sunabiliriz. Bununla birlikte Ukraynalılar, Rusların da bölgede get dolaştığını biliyoruz. Çok dikkat etmek lazımdır. Özellikle Ukrayna ve Rus Yahudilerinin KKTC'yi üs olarak seçtiğini görüyoruz. KKTC'de yakında KKTC'dekiler mallarını 5 katına 10 katına satarlar. Evet, kısa vadede kazanırlar. Ama 10 sene sonra emin olun Türkler bunların kapısında işçi olurlar ve arazileri de olmadığı için, dükkanları, mülkleri de olmadığı için göç etmek zorunda kalırlar. Burayı da biz Yahudilere, yabancılara teslim eder, bırakır gideriz. Allah muhafaza.